Sen değil mi? İbn Kemal'in El Erba'in diye, yani 40 hadis geleneğine uyarak yazdığı şey var. Yazmış olduğu bir hadis kitabı var. Oraya bir hadis koymuş. Şimdi ben onu size okuyacağım. Orada diyor ki, güya haşa peygamberimiz demişmiş ki, اِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْاُمُورِ فَاسْتَعِينُوا مِنْ اَهْلِ الْقُبُورِ. Ne yapacağınızı şaşırırsanız kabir ehlinden yardım isteyin. Ya, ölenin kendine faydası olmaz. Şimdi bu tamamen uydurma ama İbn Kemal kendi kitabında Gâle Nebiyyü Aleyhisselam diyor. Peygamberimiz böyle dedi. Peki sen mi duydun ondan? Sen işte Yavuz Sultan Selim'in Şeyhülislam'ısın. 16. asırda yaşamış bir insansın değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatında 8. asırda. Aradan 8 asır geçmiş. Nereden duydun? Hangi kitapta var? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Kendine göre bir takım felsefi izahlar getirerek hadisi ispat etmeye çalışıyor. Ve onun kaynağı orası. Tarikatçılık da kolay. Şimdi bizim şu anda İstanbul'daki şeyhlerden bir tanesinin meşhur bir müridi demiş ki, canım ne gerek var hadis ilmi okuyacaksın da bilmem hadiste rivayet eden insanların hayatını ezberleyeceksin de aman geç kardeşim onları. Bizim Efendi Peygamberimizle görüştüğü zaman sorar, ya Resulallah bunu söyledim mi söylemedim mi, iş biter. Orayı okuduk. Nerede? Hangisi? Hangi ayetti o? Yoksa 110 muydu okuduğumuz? Hangi ayet? Evet. Tabii yani böyle bir şey, bir dakika, Ali İmran 79. مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يَئْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونَ عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah bir kimseye kitap versin, peygamberlik versin, o da kalksın desin ki Allah'tan önce bana kul olun. Böyle bir şey olmaz. Nedir? وَلَاكِنْ كُونُ رَبَّانِيِّينَ. Rabb'a kullar olun derler. بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. Kitabı öğrenmenize, onu okumanıza karşılık Rabb'e kul olun derler. Başka bir şey demezler. Hiçbir peygamber tabii bunu söylemez. Şimdi bu burada var da ben şu anda bulamadım ya. Onu neyse önemli değil. Zaten bulsam da aynı şeyleri söyleyecektim. Farklı bir şey söylemeyecektim. Şimdi mesela bunu nakleden şey var. Keşful Hafa diye bir kitap var. Keşful Hafa hadis kitabı. Halk arasında hadis diye bilinen sözleri toplamış. Onların hangisinin uydurma, hangisinin doğru olduğunu yazmış. Bunun altına da uydurma diye yazmış. Yani bu arkadaşlarımızın hadis dedikleri böyle. Sahih hadislerde olmaz.